Ne yapıyorlar? İyiler mi? Aman ne yapsınlar işte. Ali'yi biliyorsun. Delirdi delirdi söndü işte yavrum. Şimdi oturdu Hasan'la çizgi çekmişim. Ay iyi olsunlar da Zeynep. İzle. Efendim hayatım. Sevgilim eve geldim. Yoksun. Neredesin? Çiftlikteyim. Ne oldu? Sana çok güzel haberlerim var. Güzel haberlerim var demek ki. Anlat bakayım merak ettim. Çok iyi bir kulüpten teklif aldım sevgilim. İstanbul'un en prestijli kulübü bunlar. Şartlar da harika. Yani yarın toplantı yapacağız adamlarla. Öyle mi? Çok sevindim hayatım. Hadi hayırlı olsun. Ben de sevgilim ben de. Diyorum ki gel de şöyle gidelim karı koca bir baş başa bunu kutlayalım. Ne dersin? Ateş, hayatım ben sana söylemeyi unuttum da akşam gahideyiz. Gahide yemek yiyeceğiz. Sevgilim ne alakası var şimdi gaye ya? İptal etsek ya şunu. Ya iptal edemeyiz ayıp olur. Bir tanem bir bahane uydur işte ne olacak? Ateş bahane uyduramam ayıp olur diyorum. Ne oldu sen neden gitmek istemiyorsun? Özel bir sebebim var. Yok güzelim ne özel sebebi olacak? Ben baş başa oluruz diye düşünmüştüm. Öyle hayal etmiştim. Evet güzel olurdu ama işte ayıp olur hayatım. Gitmemiz gerekiyor. Tamam sevgilim. Tamam sen nasıl istersen öyle olsun. Tamam. Ben de çıkacağım şimdi çiftlikten. Görüşürüz evde. Görüşürüz bir tanem. Ne oluyor şimdi? Ne bu? Ne Gaye ile ilgili bir durum mu var? Ne oldu? Her şeyi çözdüm Zeynep. Sana anlattıklarımdan daha fazlası varmış. Ateş'in Gaye'den bir oğlu var. Ne? Elif! Elif! Allah Allah. Buyurun Ateş Bey. Elifciğim benim şurada bir beyaz keten gömleğim vardı. Sabah gördüm ama nerede bu? Her şeyin de yeri değişmiş. Şey Ateş Bey ben buraları tekrar düzenledim bugün. Sebep? Yani dolapların içleri tozlanmıştı. Ben de sildim. İyi yapmışsın eline sağlık ama her şeyin yeri değişmiş canım. Ay ne olur kusura bakmayın. Önemli değil Elifciğim. Önemli değil kusura bakılacak bir şey yok ya. Tamam sen dert etme hadi sen geç işine bak. Ben bakarım. Tamam. Allah Allah. Abi bir tane insan bu kadar şeyi tek başına nasıl yapabilir ya? İşte Ateş'in üniversitedeyken bir kız arkadaşı vardı ya. Gaye'ymiş o. Yani yıllardır devam eden bir ilişkileri varmış. Benim anladığım o şu anda. Zeynep. Ben Ateş'ten ayrıldım. Evliliğimi bitirmek istedim. İzin vermedi. Yani hiçbir beni sevdiği için değilmiş ki. İstediği tek şey kendi çıkarıymış. Kendi imajı için beni yanında tutmak istemiş. Kendi hayatı için. Kendi kariyeri için. Başka hiçbir şeyin önemi yokmuş ki. Deniz. Hani... Ben sana demiştim ya yıllar önce Ateş'in yanında bir kadın gördüm diye sen de sormuştun hani hatırlamıyordum. Sonra Gaye'ye de durup durup seni bir yerden hatırlıyorum diyordum. Evet. Gaye'ydi ya. Nasıl hatırlamam ya? Ay. Zeynep ya hatırlamam çok normal. Yıllar geçmiş üstünden hatırlamazsın tabii. Ben gözümün önünde olanları anlamadım. Tam şimdi yani bu kadar şey olmuşken gidecek misin akşam gerçekten Gaye'nin evine yemeğe? Ha? Gideceğim tabii ki. Plan yaptım plan. İkisini de rezil etmeden bırakmayacağım bu işin peşine. Deniz yapma ne olur gözünü seveyim Allah'ından bulsunlar. Dön artık çiftliğe bu ya kadar... asla Zeynep asla böyle bir şey olmayacak. Ben onların bana yaşattıklarını yaşatmadan bitmeyecek bu mesele. Neyse hadi çıkayım yola gene sinirim tepeme gidecek çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.